Selamlar efendim. Bugün beraber Haziran ayında hangi oyunlar çıkacak? Birazcık onlara bakalım istiyorum. Çok büyük oyunların yanısına küçük oyunlar da çıkıyor. Yani onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani küçük küçük kaçsın istemiyorum. Sizin hatırladığınız, aa şu da kaçmış falan dediğiniz oyun varsa ki yani binlerce oyun çıkıyor biliyorsunuz. Her hafta çıkıyor yani en az 600 oyun. Hepsini alman mümkün değil. Ama gözüme takılanları sizlere göstermek istedim. Siz de bakıp söyleyebilirsiniz. Ben genel olarak bir oyun dışında sadece PC oyunlarını baz aldım. O yüzden eğer derseniz ya PS'de şu çıkıyor ya da Nintendo'ya bu çıkıyor ki kaç kişinin Nintendo'su var orası da ayrı. Bayağı üzücü bir olay bu şu an. Ama eğer derseniz Nintendo'da şu çıkıyor ya da PS'de şu çıkıyor, bu da güzeldir diye yorumlara yazabilirsiniz. Ben de hepsine bakıyor olacağım. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Bakalım Haziran ayında bizi neler bekliyor. Atre's Odyssey Origins Collection Nintendo DC'lere falan çıktı ama sanırım seyircisini böyle daha da genişletmek istediklerinden PC'ye remaster'ını falan da getiriyorlar şimdi. Bayağı dungeon crawler, JRPG türüyle öne çıkıyor zaten kendisi. Eğer JRPG seviyorsan bir bakabilirsin. Tabii ki de sıra tabanlı. Yani işte savaşlarda becerilerini falan geliştiriyorsun, maceradan maceraya falan koşuyorsun zaten gördüğün gibi. Normalde 2007 ile 2010 arasında çıkmıştı bu. Yani bayağı eski. Ama tabii merakları varsa demiş olayım biraz İran'ı kendi raflarda. Killer Frequency Boyunda bu arada biraz İran'da raflarını falan yerini alıyor. Kendisi korku FBS'i. E. Böyle minik bir kasaba var. Manyak bir katilden onları kurtarmaya çalışıyoruz insanları yani. Bu stüdyo daha önce Overcooked 2 ile Worm serisi gibi yapımlarda da yer aldı. Onu söylemiş olayım. Ortamda böyle tam böyle 1980'ler falan yapmaya çalışmışlar. Bol da bulmacası var. Bayağı radyo sunucusuyuz aslında ve insanlar işte bizi arıyor ve diyor işte katil beni takip ediyor şöyle yapıyor böyle yapıyor diye bizi yönlendiriyor ve onlarla alakalı bilgi veriyor yani katille alakalı. Değişik bir konusu var gibi benim ilgimi çekmişti. Bakalım nasıl çıkacak? Ve tabii ki de Street Fighter 6. Bunu söylemezsem herhalde beni dövecektiniz büyük ihtimalle. Niye söylemeyeyim? Capcom'un yüksek inceleme puanları aldığı ve çıktığı gün 595, şimdi de 850 TL olan yıllardır beklenen bir serinin devamı. Herkes hayırlı uğurlu olsun bu arada. Zaten Street Fighter yani en iyi dövüş oyunlarından biri. Söylemeye gerek yok. İşte Ryu, Chun-Li, Jamie, işte Luke. Bir sürü ustanın aslında. Yanı sıra birçok yeni karakter de görüyoruz. 6 tane de eşsiz hareketler falan eklemişler. Gayet güzel duruyor. Çok tatlı olmuş. Bayağı gene arkadaşlarınızı pataklamak için çoğunlukla gireceğimiz. Böyle ağır bir bedel ödeyeceğimiz ama bence değecek gibi duruyor ya. Yani bakalım artık bir Haziran'da göreceğiz değiyor mu değmiyor mu. Willow Katamari Reroll Plus Royal Reverie. Evet bu kadar uzun bir isim var gerçekten. That's what she said. Boyunda bayağı yuvarlana yuvarlana kendinizi büyütüp dünyayı da yuvarladığınız bir oyun bu. Birazcık bulmaca oyunda diyebiliriz ya. Ya diyebiliriz diyebiliriz. Kafa dağıtabileceğiniz eğlenceli bir şey bence. Şu an hani kaç liradan çıkar bilmiyorum ama az çok ortalamasını biliyoruz artık böyle oyunların. Hani tatlı minnak falan diyoruz da TR'de çıktığında bir ağzımız çenemiz yere düşüyor. Ya eski bir Nintendo oyun işte. Çok Garip duruyor evet biliyorum ama bence oynanabilir bir oyun. TR'de ne kadar oynanabilir olduğunu TLS ile göreceğiz artık. Kendisini zaten 2 Haziran'da raflarda göreceğiz. Tabii ki de The Elder Scrolls Online Necrom. Zaten MMORPG dediğimizde aklımıza herhalde 3-4 tane oyun geliyor. Onlardan birisi de Elder Scrolls Online'dır. Yani bence çok net. Ona da güzel bir güncelleme geliyor. Yeni DLC diyebiliriz yani. Bekleniyor bayağıdır da. İşte yeni sınıf, yeni mekanlar, yeni harita. Bayağı coşturacak gibi duruyor hali hazırda gelmişken. Hatta işte Necromancer diye Arkanist sınıfı geliyor şu an. Bayağı bu şekilde yediriyorlar bize. Sinematikler efsane. Yani Elder Scrolls. İşte yeni mountlardır, eşyalardır, silahlardır, çözülmesi gereken yeni görevlerdir falan derken her zaman gibi güzel şeyler eklenecek gibi duruyor. 5 Haziran'da bize kendisini mis gibi gösterecek gibi duruyor. Diablo 4. Lilith anamın yoluna gitmeye hazır olacağımız o gün geldi çattı. Çok az kaldı. En son Diablo 2 remaster'da bizim salyalarımızı akıtmıştı ama böyle oynanış yüzünden her türlü böyle eski hissettiriyordu. Yani seriye bence yeni bir kan lazımdı. Gene tabii ki de tatmin edici bir oynanış mekanikleriyle böyle izometrik hack and slash türünde bangır bangır geliyor kendisi. 5 sınıf var. Yetenekleri cidden inanılmaz gözüküyordu betalarda. Tırnak içerisinde söyleyeceğim Diablo'lardan çok ayırıcı bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mekaniksel olarak çok şey eklenmiş. O yüzden salyalı bir şekilde bekliyorum. Hatta yıllık iznimi falan da o günü alacağım yani. Yayında oynayacağız en temizinden. Neyse umarım Diablo 3'ün tökezlediği noktalara dikkat etmişlerdir diye umuyoruz. 6 Haziran'da bekliyoruz. Tabi biz 4 gün önceden yani 2 Haziran'da oynuyor olacağız öyle aksesle. Amnesia The Bunker. Diğer Emleje serilerinden uzaklaşıp böyle daha da agresifleştiğimiz, böyle silah kullanıp daha cesaretli bir bireyi canlandırdığımız Birinci Dünya Savaşı'nın sığınaklarında korkularımıza yüzleşiyoruz. E, bence seriye yeni bir esinti getiriyorlar gibi duruyor. Yani ne bileyim bir önceki serilerde ayılıp bayılan bir insandık yani. Ne zaman silah kullanmaya başladık falan oldum biraz. Hani silah kullanımı ne kadar kullanılabilir onu da bilmiyorum ya. Yani o kadar göstermediler. Bir de oyunda bombayı falan gördüm. Dedim ya Emleje'ye ne yaptınız? Bu oyun ne olmuş falan diye şaşırmıştım. Oyunda bir sürü korkunç şey gözüküyor ama o kadar karanlık ki zaten göremiyorsunuz yani korkunç olduğunu göremiyorsunuz. Demo'su falan da yayınlandı ama yani nasıl bir şey hiç ortaya çıkacak ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. 6 Haziran'da da oyun çıkıyor eğer ertelenmezse tabii gene. Loop 8, Summer of Gods JRPG interaktif bir roman tarzına sınıflandırabiliriz bence bunu. 1980'lerin böyle fantezi dünyasında işte Japonya'nın kırsal taraflarına geçen bir oyun. Arkadaşlık kasıyorsunuz, ilişkilerinizi belirli bir noktaya taşıyorsunuz ve tabii ki de sıra tabanlı bir maceraya atlıyoruz biraz da. Sevenlerine duyurulur yani sıra tabanlı. Ve tabii ki bu sıra içerisinde de bir döngüdeyiz sürekli yani bir şeyler doğru yapmamız gerekiyor ki ne bileyim kıyamet mi gelmesin bir şeyler oluyor yani. 6 Haziran'da göreceğiz merak ediyorum bu oyunu bakalım nasıl çıkacak. MotoGP 2023 birazcık vın vın, biraz bitiş çizgisi, biraz yanlama falan derken şampiyon olmak için bunları en doğru şekilde yapmak gerekiyor falan filan. Motor sevenlerin sanırım kaçınılmaz sevdası yani MotoGP. Yılların eskitemediği bir spor oyunu. 2023'te de tabii ki de bizi yalnız bırakmıyor. Yeni kariyerimizle sahip çıkmamızı sağlıyor kendisi. İşte takımlar, ilişkiler, başarı, başarısızlık, dostlukların rekabeti falan derken aslında ...bayağı heyecan verici gözüküyor. Yani ben bile bakabilirim buna. Normalde spor oyunları çok benlik değil ama 8 Haziran'da göreceğiz nasıl bir şey olacağını. Bakalım ne kadar iyileştirebilmişler oyunu Harmony the Fall of Reverie Tabii ki insanlığın kaderinin gene bizim elimizde olduğu bir oyun daha ama çok tatlı duruyor bu sefer gibi bence. Bayağı kıyamet falan durdurmak için işte bilmediğimiz yeteneklerimizi keşfediyoruz. İçinde tanrılarım falan da bulunduğu bir dünya keşfediyoruz falan derken karar vermemiz gereken şeyler var ve sonuçlarına katlanmamız gereken şeyler var. İlişkilerimizi geliştiriyoruz. insanları etkileyecek ve oyun sonunu da değiştirebilecek kararlardan bahsediyorum bu arada. Her aksiyonun sonuçları da var yani. 8 Haziran'da çıkıyor. Ben bunu merak ediyorum gerçekten nasıl bir oyun çıkacak ortaya diye. Gray Hill incident Bu oyunda baya çok klişe falan var. Hatta klasik ve klişe gözükmesini özellikle istediklerini düşünüyorum. Böyle bir uzaylı istilası var. İşte 90'lardayız. Böyle bir oyunu yapmaya çalışmışlar. Elimizde silahlı uzaylardan kaçıyoruz ve onları avlamaya da çalışıyoruz aynı zamanda. Mahallemizi basmışlar bayağı. Yani korku ve hayatta kalma türünü birleştirmeye çalışmışlar her zaman gibi. Cidden çok klişe bu arada. Yani inekli uzaylı sahnesi falanla başlıyor oyun. O yüzden merak ediyorum. Acaba böyle birazcık mizahi şovları falan da mı olacak diye. Çünkü öyle göstermişler biraz. Atmosferik bir oyun. Aynı zamanda 9 Haziran çıkıyor. Fall of Porcupine Hikaye bazlı bir oyun bu ve macera aynı böyle iş ve günlük hayatımızın zorluklarını yaşıyoruz. Hatta bir sürü meslekten geçiyoruz. En azından öyle gözüküyor. Arkadaşlarımızın hikayesini de öğreniyoruz ve aynı zamanda karanlık sırlarının da ortaya dökülmesini izlediğimiz aslında tatlı mı tatlı grafikli sürükleyici bir oyun gibi duruyor. Bu oyunun altında çok farklı bir şey yatıyor eminim yani o yüzden bekliyorum. 15 Haziran'da kendisi raflarda olacak. Nefesim kesildi. Layers of Fears ya da Layers of Fear değişti bu sonradan ismi. Bu da zaten ilk iki oyunun yani Layers of Fear 1 ve 2'nin remake olarak tek bir çerçevede göreceğimiz oyunu. Aynı zamanda tüm eklenti paketleri falan da içinde var. Aynı Legendary Edition gibi Mass Effect'in. Uzun zamandır beklenen bir gerilim korkutur aslında bu. Hatta Outlast, Amnesia gibi bilinen bir seridir kendileri. Delilik ve birçok işte karanlık sırrı keşfettiğimiz ama bu sırada ensemizde böyle bir nefesle gezindiğimiz bir oyun. Çoğu korku oyunda olan bir şeyden bahsettim demin. Hiç ayırıcı bir özellik olmadı ama idare edin işte görüntülerle. 15 Haziran'da kendisi çıkıyor efendim. F1-23 Formula 1 yarışlarının resmi oyunu tabii ki de. Her yıl çıkarttıkları gibi bu yılda biz bundan eksik eylemediler. Teşekkürler. Fizik ve optimizasyon tarafında diğer oyundan daha da geliştirildiği söyleniyor. E tabii ki de geliştirecekler. Sonuçta bir sonraki oyun ama 2022'de çok daha kötüydü ve çok eleştirilmişti. Yani çok fazla eleştiri almıştı. Atmosferi inanılmaz beğendim ben bu arada. Grafikler gayet güzel de duruyor. Bakalım başarabilmişler mi? Kendisi 16 Haziran'da çıkışını yapacak. Park Beyond. Allah kırdım bir şey. Neyse bu en sevdiğim park yapma ve yönetme simülasyonlarından birisi epey tatlı duruyor bu seferki bence. Finansal olarak tabii ki de dikkat ederek işte müşterilere en güzel deneyimi yaşattırmaya çalışıyoruz gene klasik. Grafikler korkutucu anlamda tatlı duruyor bu arada. Oyunun size tanıdığı özgürlükler de çok esnek gibi gözüküyor. Özelleştirmeler sınırsızmış gibi hissettiriyor ve umarım öyle olur. Yaratıcı ve aynı zamanda hikaye modu zaten var yani olmasa sinirlenirdim büyük ihtimalle. Dememe bile gerek yok ama bakalım Planet Zoo'dan daha iyi olacak mı? Yani sollar mı? göreceğiz. 16 Haziran'da raflarda yerini alıyor kendisi. Aliens Dark Descent Çok kulaklım cool bu arada. Neyse. İşte her zamanki gibi takımımızı topluyoruz. Böyle gürleye gürleye uzaylı kesimiz ama gerçek zamanlı bir stratejiyle bunu yaptığımız bir oyun. Ama candır. Yok hasardır falan tabii ki de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ama farklı karakterlerin mental sağlıklarına da dikkat etmemiz gerekiyor bu oyunda. Tek farkı o. Alien serisinin evrende geçtiğini az çok anlamışsınızdır zaten. Hatta Alien 3'ten 20 yıl sonra geçiyormuş kendisi. İşte bam gün stratejiyle XCOM benzeri bir deneyim yaşatıyorlar diyebilirim aslında. Ona benziyor yani. Ya da yaşatır herhalde. Xenomorphları görmeye çok merak ediyorum. Uzun zamandır görmüyordum. Yani görmeyen uzun yıllar oldu. Yani XCOM severler atlar gibi buna 20 Haziran'da çıkıyor. Bu doğru mu okunuyor bilmiyorum ama Trapeng 2 diyeyim. Vallahi bu oyun kanlı mı kanlı şiddetli mi şiddetli düşmanlara cehennemi tertemiz yaşatabileceğimiz bir FPS aksiyon oyunu. Vallahi insafsız bir oyuncuysanız tam size göre. Ben aldım kendi kafamda. Yani şu an alındı bile oyun. TR ortamında mükemmel gider kafa dağıtmak için. Umarım fiyatı da öyledir yani. Süper güçler desen var. Manyak yakın dövüşler desen var. Ölümüne her yerden saçılan bombalar patlamalar dersen de var. Ya harbiden kafayı yemelik bir şeye benziyor. Biraz Fira'da benzemiyor değil bu arada. Bir bakarsanız siz de demosunda deneyebilirsiniz şu an açık bir şekilde oynayabilirsiniz de. Kaotik oyun severler için bence inanılmaz bir tercih olabilir. 1K'ya çıkmazsa tabii ki de amin. 21 Haziran'da kendisi raflarda. Bir süre sonra raflarda diyemeyeceğim her şey dijitalleşiyor. Final Fantasy 16. Yani eğer yanlış hatırlamıyorsam en son 16 çıkacaktı. Bayağı full aksiyon RPG'si aslında baktığımızda. Cidden elimize tam olarak nasıl bir ürün gelecek bilmiyorum ama 9 saat boss kapışması izlediğimiz oynanıştan biraz korkmadım değil. Ama şimdi şaka bir yana cidden güzel gözüküyor oyun şimdilik. Yani hikaye tarafı güçlü olur gibi geliyor. Öyle gösteriyorlar yani. En azından anlatımı güzel olur gibi geliyor. Göz bozan savaş kombolarından bahsetmiyorum zaten. Hayırlısı olsun 22 Haziran'da kendisi raflarda. Story of Seasons A Wonderful Life Geldik zamanda Starlive'ın yapımcısının oyunu yaparken en çok esinlendiği oyunlardan birine. Tam anlamıyla ırgatlıkla böyle Animal Crossing tarzını benimsemiş biriyseniz bence tam size göre bir oyun bu. Çiftliğinizde böyle tarla ekip biçiyorsunuz, hayvan yetiştiriyorsunuz, insanlarla ilişkilerinizi güçlendirip arkadaş oluyorsunuz, evleniyorsunuz falan. Evleniyor musunuz bilmiyorum ona bakacağız. Unutulmaz anlar biriktirmeye çalışıyorsunuz, bayağı kahvelik sohbetlik bir oyundur kendisi. 27 Haziran'da da çıkışını yapacak. AEV Fight Forever. Dövüş oyunuyla geldim gene. Eğer böyle güreş oyunu oynamak istiyorum falan diyorsanız yolda yepyeni bir spor oyunu geliyor. Böyle eski hissettirmeye çalışan böyle atari zamanlarından kalma hareketler de sizi eskilere götürebilecek bir yapım gibi duruyor. co zaten oynanabilir tabii ki. Kariyer modu da var. Zaten oyunu THQ Nordic yayınlıyor. Yani bence en baştan güven verebilir size. 29 Haziran'da da kendisi geliyor. Ghost Trick Phantom Detective. Bu klasik bulmaca çözmen işte gizemli mizemli bir eski remastered edilmiş bir oyun. Capcom tabii ki de. Yani genelde remasterlar Capcom'dan sorulur biliyoruz. Kendi cinayetimizi hayalet olarak araştırıyoruz basbaya. Peki bu paraya değer mi? Onu da bana siz söyleyin bence. Oyunda aynı zamanda 30 Haziran'da da çıkışını yapacak. Crime O'Clock. Bu oyun bayağı gizlenmiş nesne bulma oyunu. Yani direkt bu veremeye de çok gerek yok. Sözde hikayesinde bulunduğunu söylüyorlar ama tabii ki de bakacağız, göreceğiz. Sizden istenen bakaları böyle zamanda bulmaya çalışıyorsunuz. İşte zamanda yolculuk falan ediyorsunuz. Değişik bir konsepti var gibi duruyor. Her ne kadar hidden object oyunu olsa da konsepti değişik duruyor. Bir bakalım çıksın etsin 30 Haziran'da göreceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Evet efendim Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi eğer benim kaçırdığım, gözümden kaçan ve güzel olan bir oyun varsa, sizin de ilginizi çeken bunu yorumlarda yazabilirsiniz ki ben yorumlara yazması çok isterim dediğim gibi. Aynı zamanda abone değilseniz ve beğendiyseniz videoları ya da videomu sizleri de ahalimizi görmek isteriz. Kahveniz eğer bittiyse ben yavaştan kaçıyorum. O zaman Twitch yayınlarında ve YouTube'da oynanış yayınları yapıyoruz. O taraflarda sizi beklerim. İsteyenler tabii ki de gelebilirler. Aynı zamanda benim en büyük destekçilerim olan katıl üyelerine bir de tabii ki de Twitch'teki abonelerime çok teşekkür ediyorum. Efendim o zaman kendinize çok dikkat edin. İyi oyunlar oynayın ki güzel oyunlar konuşalım. Hoşçakalın. Hoşça kalın.